olarak meclisteki plan ve bütçe komisyonundaki o ARBD ile başlayalım istedim. Murat Bey, sizle başlayalım. Şimdi mecliste plan ve bütçe komisyonunda görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya biliyorsunuz ki CHP'li vekiller tarafından engellenmeye çalışıldı ve komisyona girişi de sırasında ARBD yaşandı. Hem bu görüntüleri soracağım size hem de sonrasında CHP lideri Özgür Özel'in açıklamaları oldu. İlk başta yapmış olduğu açıklamalar bir de sonrasında işte millet kavga görmek istemiyor gibi açıklamaları vardı ama daha da dikkat çekeni şuydu. 2 dakika sabredilseydi canım ne olacak sanki tarzında bir açıklaması vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz olup biteni? Yani tabii ki bu görüntü bir siyasi partinin gerçekleştirebileceği bir şey değildi. Bu karşımızdaki şey bütünüyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi kantin solculuğunun ötesine geçmiş bir şey değil. Hakikaten de üniversitelerde yani sol böyle bir şeyin içerisindeydi. Ama bunlar öğrencilik yaşlarında olabilecek şeylerdir. Yani bir yerde barikat kurmak, bir duvarın önünde bir tane bildiriye asıp saatlerce nöbet tutmak, önünden geçip beğenmeyene laf atmak, işte buradan bu yoldan şunlar geçebilir de şu koridordan sağcılar geçer, bu koridordan solcular geçemez. Böyle şeyler üniversitelerde 90'lı yıllarda vardı. Benim yani okuduğum dönemde vardı. Ve son derece ilkel bir şeydi. 80'li yani. yıllarda, 80 öncesi. Osman tabii bu kavga dövüşe yani silahlı çatışmaylaydı oluyordu muhtemelen. 90'lardaki daha medeni sayılabilir. Silah yoktu sadece. Göre. Evet, silah yoktu. Hı. Ama öyleydi. Şimdi ben İstanbul Edebiyat'ta okudum. Yemekhanenin koridoruna ülkücüler giremez. Üçüncü katın amfinin olduğu tarafa da işte solcular bu koridordan geçemez şeklindeydi yani. Hı. Aynı kafayla hareket ediyor. Yani Türkiye'yi iktidara gelmek niyetinde olan, yerel seçimlerde en fazla oyu almış olan bir siyasi partinin temsilcileri Türkiye'de bir bakanın önüne barikat kuruyorlar ve diyorlar ki biraz empati yap. Sokakta işte PKK, KCK terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle görevden el çektirilmiş olan belediye başkanımızı sizin kolluk güçleriniz belediye binasına sokmadı. Hı hı. Siz de empati yapın. Bak binaya girememek ne demekmiş bunu görün diyor. Bak söylerken dahi kendileri farkında değiller. Bir terör örgütüne üye olmaktan dolayı sizin bir belediye başkanınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı PKK'ya üye olmaktan dolayı hüküm giymiş. Ya insan bunu söylerken utanır bir ya kere. Bir teşbihte hata olmaz bile demiyorlar yani. Yani evet hiçbir şey demiyorlar. Bu kadar hani ondan sonrası ise daha da felaketti. Özellikle Ali Mahir Başarır gibi ben gerçekten bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar sergilediği tüm tavırlar tam bir militan şeklinde hareket ediyor. Her şeyiyle bir militan yani. Sürekli kavga ediyor, hakaret ediyor. Her sözünde bir taciz ve tahkir var. O sebeple zaten böyle bir kendisi de gelenekten yetiştiğini söylüyor. Ben Mahir Çayan'ın neslinden geliyorum. Yani onun yolundayım. Babam da ondan dolayı, Mahir Çayan'dan dolayı bana Ali Mahir ismini vermiş diyor zaten. Şimdi hani babadan, atadan böyle bir devletle hesaplaşma derdi olan Mehmetçiğe kurşun sıkmış ve o esnada da Türk askeriyle çatışma esnasında öldürülmüş bir teröristin ismini taşımakla iftihar eden bir Cumhuriyet Halk Partili vekil var. Bu vekil devletin İçişleri Bakanı'nı, Türkiye'nin bütün kolluk kuvvetleri yani jandarmasını, polisini, kaymakamlarını, valisini hepsinin üstündeki en büyük amiri buraya giremezsin diyor. Ya böyle bir şey dünyanın herhangi bir yerinde olamaz yani. Evet. Hakikaten böyle bir ilkel kabilelerde falan bile olamayacak bir şeydir. Konuşmaktan korktuklarını, kendilerini ifade etmekten korktuklarını gösteriyor ama çok daha önemlisi terör örgütüyle apaçık bir şekilde işbirliği yaptıklarını, kendi adaylarını bakın daha dün Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı görevden alındı. PKK, KCK'ya üye olmaktan 6 yıl hüküm giydi. Ondan dolayı görevden alındı. Bu kişi Cumhuriyet Halk Partili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları PKK üyesi olmaktan dolayı görevden alınıyor. Evet. Ve Tunceli'nin meydanına çıkıyor diyor ki biz Seyit Rıza'nın hesabını sormak için buradayız. Seyit Rıza nasıl 38'de nasıl hesabını sorduysa, nasıl direndiyse aynı şeyi yapacağız diyor. Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, kurucu lideri olan Mustafa Kemal Atatürk o Dersim meselesinde doğrudan ayaklanmayı bastırmanın emrini veren kişi. Seyit Rıza Atatürk'e karşı ayaklanmış olan bir kişi ve Seyit Rıza Atatürk'ün kurmuş olduğu
Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerinde yargılanıp idama mahkum olmuş kişi. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı görevden alınıyor. Terör örgütüne üye olduğu için meydanlara çıkıp diyor ki biz Seyit Rıza'nın yaptığı gibi yapacağız diyor. Aynı sözü DEM Parti'nin başkanı diyor ki biz Seyit Rıza'ların yolunu sürdüreceğiz. İşte Mazlum Doğan sakin. Mazlum Doğan'ın sakine cansızı. PKK kurucusu. Evet, hepsi PKK'nın kurucusu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.